Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Efendimizin hayatını, Efendimizin sözlerini okuyor ve öğreniyoruz. Böylece dinimizi öğrenmiş oluyoruz Allah'ın lütfuyla. Ve bu öğrenme işini Sahih-i Buhari'den yaptık biliyorsunuz. Efendimizin hadisleri sadece Buhari'nin sahihinde olanlar değil, daha diğer hadis kitaplarında da Müslim, Nesai, İbn-i Mace, Muvatta, Darimi, Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi, İbn-i Hibban'ın sahihi filan. Bütün bu hadis kitaplarından da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı bir hayatı öğreneceğiz. Gözümüzün önünde onu canlandıracağız. Allah'ın izniyle onun yaşadığı bir hayatı yaşamaya çalışacağız. Umarız ki Rabbimiz imanımızı artırır, bizden hidayetini mahrum etmez. Ve Sahih-i Buhari, bağışlarla ilgili ana başlık, 2627 numaralı hadis, Katade rivayet eder, Enes bin Malik'ten. Medine'de bir panik olmuştu, düşman korkusu. Nebi Aleyhisselam Ebu Talha'nın atını ödünç aldı. Demek ki bir at ödünç olarak alınabiliyor. Bu atın adı da Mendub'du. Mendub. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen gitti, etrafı kolaçan etti de dönünce daha herkes hazırlık yapıyor. Korkacak bir şey görmedik. Bu atı da deniz gibi bulduk. Maşallah yani çok hoş diyor. Efendimiz hem cesur hem atik. Yani kimse daha çıkmadan Medine'nin dışına o çıkıp bakıp geliyor kim var kim yok diye. Allahu Ekber. Hem de ata güzel biniyor. Allahu Ekber. Her şeyi güzel onun. Her şeyi güzel. 2628 numaralı hadis. Sahih-i Buhari ana başlık hibe, bağış ve faziletleriyle ilgili. Abdülvahid bin Eymen'den. Babam bana şöyle anlattı. Ayşe'nin yanına girdim. Üzerinde 5 dirhem değerinde kalın bir gömlek vardı. Dedi ki gözünü kaldır da cariyeme bak. O bu elbiseyi ev içinde giymekten utanır. Allah Resulü hayattayken benim böyle bir gömleğim vardı. Medine'de zifaf için süslenen bütün kadınlar haber gönderip bu gömleğimi ödünç isterdi. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde herkesin elbisesi de yoktu. Ve Ayşe'nin o elbisesini Medine'de kadınlar evlendikleri zaman giyiyorlardı. Ayşe'nin yanına girdim. Üzerinde 5 dirhem değerinde kalın bir gömlek vardı. Dedi ki gözünü kaldır da cariyeme bak. O bu elbiseyi ev içinde giymekten utanır. Allah Resulü hayattayken benim böyle bir gömleğim vardı. Medine'de zifaf için evlenen kadınların zifaf için süslendiklerinde bütün kadınlar haber gönderip bu gömleğimi ödünç isterdi. 2629 numaralı hadis Ebu Hüreyre'den. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sütlü deve ve koyunu sütünden faydalanmak üzere ariyet olarak birine vermek ne güzeldir. Sahih-i Buhari, bağış, hibe, hediye ile ilgili hadisler ana başlık. Ravi Ebu Hüreyre 2629 numaralı hadis. Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sütlü deve ve sütlü koyunu sütünden faydalandırmak üzere ariyet olarak birine vermek ne güzeldir. Sabah bir kova, akşam bir kova süt verir. Bir Müslümana yapılacak en güzel iyilik. Bir deve ya da bir koyunu vereceksiniz. O deve ve koyun sizin ama sütünden o faydalanacak. 2630 numaralı hadis Enes bin Malik'ten. Bağışlarla ilgili ana başlık Sahih-i Buhari. Muhacirler Mekke'den Medine'ye gelmişlerdi. Ve ellerinde hiç malları yoktu. Muhacirler Mekke'den Medine'ye gelmişlerdi. Ellerinde hiç malları yoktu. Ensar'ın ise tarlaları ve evleri vardı. Gayrimenkulleri. Ensar muhacirlerle tarlalarını paylaştılar. Muhacirler tarlaların bakımını yapacak. Ensar da çıkan ürünü onlarla paylaşacaklardı.
Enes'in annesi Ümmü Süleym ki Abdullah bin Ebi Talha'nın da annesiydi. Allah Resulüne birkaç hurma ağacı vermişti. Nebi Aleyhisselam da onları azatlı cariyesi ve Üsame bin Zeyd'in annesi olan Ümmü Eymen'e vermişti. İbn-i Şahap şöyle der. Enes bin Malik bana şöyle anlattı. Nebi Aleyhisselam Hayber halkı ile savaş sona erip de Medine'ye dönünce muhacirlerin meyvesinden faydalandıkları ağaçları Ensar'a geri verdiler. Nebi Aleyhisselam da hurma ağaçlarını Enes'in annesine geri verdi ve bu ağaçlar yerine Ümmü Eymen'e kendi bahçesinin bir bölümünü verdi. Demek ki bu önceki hediyelerden, bağışlardan farklı bir usul. Muhacirler Medine'ye geldiler. Ensar onlara vereceklerini verdi de ama işte şey olarak verdi. Ortak gibi bir şey. Ve sonra Hayber fethinden sonra Müslümanların çoğaldı hurmaları, malları ve geri iade ettiler. 2631 numaralı hadis Ebu Kepşe Es-Seluli'den Abdullah bin Amr'ın şöyle dediğini işittim diyor. Bağış, hibe ve faziletlerine ilgili ana başlık ve Sahih-i Buhari. Allah Resulü şöyle buyurdu. 40 iyilik vardır ki bunların en üstünü, 40 iyilik vardır ki bunların en üstünü birine sütünden faydalanmaz için verilen keçidir. Her kim sevabını umarak ve vaat edileni tasdik ederek bu iyiliklerden birini yaparsa Allah bu iyiliği sebebiyle onu cennete sokar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki 40 iyilik var. Bunların en üstünü birine sütünden faydalanmaz için verilen keçidir. Her kim sevabını umarak ve vaat edileni tasdik ederek bu iyiliklerden birini yaparsa Allah bu iyiliği sebebiyle onu cennete sokar. Hasan şöyle demiş. Biz sütünden faydalanılması için verilen keçi dışında verilen selamı almak, aksırana dua etmek ve yoldan insanlara sıkıntı veren bir şeyi kaldırmak gibi iyilikleri saydık. Ama 15 iyiliğe ulaşamadık. 2632 numaralı hadis Cabir'den. Allah kendisinden razı olsun. Kitabul Hibe ve Fadluha. Hediye, bağış ve faziletleriyle ilgili ana başlık. Sahih-i Buhari. İçimizde bazılarının ihtiyaçlarından fazla toprakları vardı. 1/3, 1/4 ve yarı karşılığında bu topraklarımızı kiraya verelim dediler. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Her kimin toprağı varsa onu kendisi ekip diksin veya din kardeşine bağışlasın. Böyle yapmak istemezse toprağını elinde tutsun. Her kimin toprağı varsa onu kendisi ekip diksin veya din kardeşine bağışlasın. Böyle yapmak istemezse toprağını elinde tutsun. Ebu Said'den 2633 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık bağış hediye ile ilgili. Bir bedevi Nebi Aleyhisselam'a gelerek hicreti sordu. Nebi Aleyhisselam hey gidi hey hicret zor iştir dedi. Allah Allah senin deven var mı buyurdu. Bedevi evet dedi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam peki onun sadakasını veriyor musun diye sordu. Bedevi evet dedi. Yani çölde yaşayan bir Müslüman. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sütünden bir kısmını hediye ediyor musun diye sordu. Bedevi evet dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sulama gününde sütünü sağıyor musun? Orada bulunan fakirlere bir miktar süt veriyor musun diye sordu. Bedevi evet dedi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem istersen denizlerin ötesinde çalış. Allah senin yaptıklarından hiçbirini boşa gidermeyecektir, zayi etmeyecektir dedi. Bir bedevi hicret istiyor. Medine'ye hicret edeyim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki veyhake innel hicrate şe'nuha şedid. Hey, hey, gerçekten hicret zor.
Sonra devam ediyor. Deven var mı? Evet diyor. Sadakasını veriyor musun? Evet. Sütünden bir kısmını hediye ediyor musun? Evet. Sulama günde sütünü sağıp fakirlere içiriyor musun? Evet. Haydi git o zaman dedi. Nerede olursan ol, istersen denizlerin ötesinde çalış, Allah senin yaptıklarını boşa gidermeyecektir. 2634 numaralı hadis. Abdullah İbni Abbas'tan Nebi Aleyhisselam ekini bol olan bir tarlaya rastladı. Ve burası kime aittir diye sordu. Burasını falanca kişi kiraladı dediler. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam, iyi bilin ki tarlanın sahibi burasını bu kişiye karşılıksız vermiş olsaydı, alacağı sevap onun için belirli bir ücret almaktan çok daha iyi olurdu dedi. Hasbunallah, hasbunallah. Ya Rabbi bize yardım et ya Rabbi, bizi cömert eyle ya Rabbi. Kitabul Hibe ve Fadluha, hediye, bağış ve faziletleriyle ilgili ana başlık Sahih Buhari. Biraz önce okuduğum hadisi tekrar okuyorum. Abdullah İbni Abbas'tan Nebi Aleyhisselam ekini bol olan bir tarlaya rastladı ve burası kime aittir diye sordu. Burasını falanca kişi kiraladı dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, iyi bilin ki tarlanın sahibi burasını bu kişiye karşılıksız vermiş olsaydı, onun için belirli bir ücret almaktan çok daha iyi olurdu. Çünkü sevabı çok daha fazla olurdu diyor. 2635 numaralı hadis Ebu Hüreyre'den, bağışlarla ilgili ana başlık Sahih Buhari. Nebi Aleyhisselam diyor ki, İbrahim Sare ile hicret etmişti. Ona bir hizmetçi vermişlerdi. Yani Hacer'i. Ona Acer'i vermişlerdi diyor. Fe'atavha Acer'a. Evet, hizmetçi demeyelim o zaman. İbrahim'in yanına döndüğünde İbrahim, gördün mü Allah kafirin elini boşa çıkardı ve cariyeyi hizmetimize verdi dedi buyurmuştur. İbn-i Sirin Ebu Hüreyre'den Nebi Aleyhisselam'ın Hacer'i onun hizmetine verdi buyurduğunu nakletmiştir. Ve 2636 numaralı hadis Sahih-i Buhari, ana başlık Kitabul Hibe ve Fadluha, bağış, hibe ve faziletlerle ilgili ana başlık ve bu ana başlığın son hadisi elhamdülillah. Bundan sonraki ana başlık Kitab-ı Şehadat, şahitliklerle ilgili ana başlığa geçeceğiz inşallah. Zeyd bin Eslem'den, babamı şöyle derken içtim yani Eslem, Ömer şöyle dedi. Birini Allah yolunda ata bindirmiştim. Yani birine Allah yolunda binsin diye bir at bağışlamıştım. Atın pazarda satılığa çıkarıldığını gördüm. At perişan olmuş tabi. Adam iyi bakamamış. Hemen Allah Resulüne giderek atı satın almak konusunda kendisine danıştım. Çünkü at hoşuna gidiyordu. Ondan dolayı zaten hediye etmişti, hibe etmişti, bağışlamıştı Ömer. Allah kendisine razı olsun. Nebi Aleyhisselam dedi ki, onu satın alma, sadakandan dönme. Onu satın alma, sadakandan dönme. Bitti. Ve şahitliklerle ilgili ana başlık. Önce Bakara suresi 282. ayet almış. Ana başlıktan sonra ilk ara başlığa ve işte uzun bir ayet biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti, bugünkü sayfalarla bir sayfa kadar tutan bir ayet ve orada şahitlerle ilgili değerlendirmeler de var biliyorsunuz. Alışverişe iki erkek şahit olmasa bir erkek şahitle iki kadın şahit olacak. Onun şahitler çağrıldıkları zaman gelmemezlik etmeyecekler. Hepsi yazılacak. Ve işte o ayeti almış. Sonra Nisa suresi 135. ayeti almış. Allah için adaleti ayakta tutan şahitler olun bu ayet. Kendi aleyhinize, ana baba, akrabalar aleyhine bile olsa yine adaletli olun.
fakir zengin fark etmesin. Allah her ikisine sizden daha layık, daha yakın. Fakir bu fakirdir diye adaletsizlik yapmayın. Bu zengindir diye de adaletsizlik yapmayın diyor Rabbim. Ve işte heva ve hevese uymayın. Dilinize eğip büker yüz çevirirseniz Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyor Rabbimiz Teala Nisa suresinde de ve borçlanma borç ayeti dediğimiz ayette de şahitliği gündeme getiriyor ve alışverişin nasıl yapılacağını bize anlatıyor. Bakara 282, Nisa 135'ten sonra hadisleri okuyoruz Allah'ın izniyle. 2637 numaralı hadis Ubeydullah'tan Sahih-i Buhari ana başlık, yeni bir ana başlık Kitab-ı Şehadat, Şahitlikler ana kitabı ve ilk hadisi. Ayşe'ye iftira atanlar söyleyeceklerini söyledikten sonra vahiy gecikince Nebi Aleyhisselam Ali'yi ve Üsame'yi yanına çağırdı ve Ayşe'den ayrılma konusunda onlara danıştı. Üsame evliliğini devam ettir, biz onun hakkında hayırdan başka bir şey bilemiyoruz, bilmiyoruz dedi Berire. Ben onun hakkında kınayacağım hiçbir şey bilmiyorum. Tek kusuru vardır, o da genç kız olmasından dolayı evinin hamurunu yoğururken uyuklayıverir. Tavuk da gelir onu yer derdi. Başka hadislerde keçi diyordu. Evet, burada da evet, demek ki keçi tavuk ne varsa Berire de böyle dedi. Ve bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerim hakkında bana sıkıntı veren bir kişiyi cezalandırmam konusunda beni kim mazur görür? Öyle bir kişiden söz ediyorlar ki bu işi yaptı diye öyle birini suçluyorlar ki onun hakkında hayırdan başka hiçbir şey bilmiyorum buyurdu. Bir tarafta anamız Ayşe, öbür tarafta Safvan bin Muattal. Allah kendilerinden razı olsun ama öbür tarafta da münafıklar ve münafıkların iftirasına kanan Müslümanlardan bazıları. 2638 numaralı hadis Zühri'den Salim şöyle dedi. Abdullah bin Ömer'i şöyle derken dinlemiştim. Allah Resulü ve Übey bin Ka'b İbn-i Sayyad'ın hurmalığına doğru gittiler. Allah Resulü hurmalığa girince hurma kütüklerinin arkasına saklandı. İbn-i Sayyad kendisini görmeden ondan bazı şeyler duymak istiyordu. İbn-i Sayyad ise kadife örtülü döşeğine uzanmış mırıldanıyordu. İbn-i Sayyad'ın annesi peygamberin hurma kütükleri arasında saklandığını gördü ve İbn-i Sayyad'a Safi Muhammed burada dedi. Bunun üzerine İbn-i Sayyad mırıldanmayı kesti. Nebi Aleyhisselam annesi onu kendi haline bıraksaydı bazı gizli şeyleri açıklayacaktı buyurdu. Ve onu dinlemek istiyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ama anası engel oldu. 2639 numaralı hadis. Ana başlık Kitab-ı Şehadat, Şahitlikler kitabı, Sahih-i Buhari ve Ravi Ayşe annemiz. Kureyza kabilesinden Rifa'nın hanımı Nebi Aleyhisselam'a gelerek Rifa ile evliydim. Beni boşadı. Ayrılığım da kesinleştirdi. Yani 3 boşamayla boşadı beni. Biliyorsunuz 1 boşar, 3 temizlik müddeti aynı evde kalırlar. Sonra 2 olursa sonra 3. de tamam. Ben de Abdurrahman bin Zübeyr'le evlendim. Ama onun elbisenin eteği gibi bir şeyi var dedi. Yani onun erkeklik gücü yok dedi. Kim? Diyen Rifa'nın hanımı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Rifa'ya dönmek mi istiyorsun? Rifa'ya dönmek mi istiyorsun? Hayır. Sen onun balcağızını, o da senin balcağızını tatmadıkça bu olamaz buyurdu. Yani sen yeni evlendiğin efendinle, kocanla, Abdurrahman bin Zübeyr'le Allah'ın size helal kıldığı cinsel birlikteliği tatmadıkça eski kocana helal olmazsın dedi. Bu esnada Ebu Bekir peygamberin yanında oturuyordu. Halid bin Said de içeri girmek için kapıda müsaade bekliyordu, izin bekliyordu. Onun bu sözüne kulak misafir olunca Ebu Bekir, bu kadının Nebi Aleyhisselam'ın huzurunda alenen söylediği şu sözü duyuyor musun? Dedi. Yani hayat bu. Peygamber bütün hayatın
örneği, peygamber bütün hayatın örneği, hiçbir şey onun izni olmadan, onun onuru, onayı olmadan Müslümanlar tarafından yapılamaz. O Allah'ın seçtiği örnek bir şahsiyet. İşte evlilikte de, boşanmada da, tekrar evlenmede de, evliliklerin boşanmalarının nasıl olacağıyla ilgili konularda da, evet, kim peygamber ne söz söylese, onun söylediği söz haktır ve doğrudur ve bunun dışında hiçbir kimsenin sözüne itibar edilmez. Ve Allah'ın izniyle şahitlikler ana kitabından okumaya devam edeceğiz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Velhamdülillahi rabbil alemin.